Ayrıca yaşadığımız çevreyle münasebet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sel felaketinin mağdurlarını ziyaret etmek için Rize'ye geldi. Allah'ın bize verdiği nimetlerden en güzel şekilde istifade etmeye çalıştık. Erdoğan burada sel felaketinden mağdur olan ailelerle görüştü ve ardından bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Yollarını aramalıyız. Esasen bu konuda millet olarak son derece geniş bir birikime de sahibiz. Biz İstanbul'dan Buhara'ya dünyanın en güzel, tabiatla en uyumlu şehirlerini inşa etmiş bir milletiz. Biz aynı zamanda özellikle bir dönem düzensiz şehirleşme nedeniyle çok acılar çekmiş, plansızlığın, programsızlığın, öngörüsüzlüğün faturasını da çok ağır ödemiş bir ülkeyiz. Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde acı tecrübelerden ders çıkartarak artık kendimize yeni bir yol çizmemiz gerektiğine inanıyorum. Değerli kardeşlerim, bu anlayışla son 19 yılda maziden atiye köprü kuracak pek çok müspet adım attık. Özellikle TOKİ eliyle hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizin çarpık yapılaşmadan kaynaklı kronik sorunlarını en aza indirmeye çalıştık. Dikey mimari yerine yatay mimariyi teşvik ederek şehirlerimize nefes aldırdık. Ne olur, şurada, şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binaları yapmayın. Görüyorsunuz, bu çaylıklar azot gübresiyle beraber toprağı ne yapıyor? Eritiyor, eritiyor. Ve o bir balçığa dönüşüyor. O balçığa dönüştükten sonra da o binalar her an kaymayla karşı karşıya kalıyor. Yaylalarımızın, dere yataklarımızın, sahillerimizin, dağlarımızın, nehirlerimizin çarpık yapılar ve zihniyet tarafından istila edilmesine göz yummadık. Millet bahçeleri gibi yenilikçi projelerimizle insanlarımıza şehir içinde adeta vahalar oluşturduk. Ağaçlandırma seferberliğinden sıfır atık projelerimize her alanda ortaya koyduğumuz özgün çalışmalarla Rabbimizin bize emaneti olan tabiata sahip çıktık. Bu konuda hamdolsun çok ciddi mesafede kaydettik. Bugün vicdan ve izan sahibi herkes Türkiye'nin şehirleşme ve altyapıda elde ettiği başarıları takdir ediyor. Ülkemizin erozyonla ve çarpık kentleşmeyle mücadelesi dünyanın birçok bölgesinde örnek gösteriliyor. Aynı şekilde afetlere hazırlık ve afet yönetimi hususunda da kurumlarımızın kapasitesini ve etkinliğini artırdık. Ülkemizin neresinde yaşanırsa yaşansın, vatandaşımız artık devletini hemen yanında buluyor. Ancak her işte olduğu gibi çevre ve şehircilikte de sadece devletin kararlı olması, kararlı davranması sorunların çözümü için kafi gelmiyor. Devletimizin yürüttüğü çalışmaların hedefine ulaşabilmesi için belediyelerden sivil vatandaşa, 7'den 77'ye milletimizin tamamının bu süreci sahiplenmesi gerekiyor.